Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Biliği kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi haftalık etkinlikler geldi. Maç değiller geldi ki maç değillerde bu hafta iki katı myclub parası haftası. Ayrıyeten kulüp seleksiyonlar Liverpool, Chelsea, Bucksdrap bir tane de altın top hediye edildi. Ki bu hafta oyuna girdiğimiz her gün bir tane ücretsiz top hediye edilecek. 5. günde yani cuma günü siyah top hediye edilecek bizlere. Bu haftanın bence benim en çok hoşuma giden hediyesi iki katı My Club paraları. 4 tane maç var. İki tanesi Şampiyonlar Ligi, iki tanesi Liverpool, Chelsea. Normalde ben bunlardan 400 MyClub parası kazanıyordum. Her birinden 100 ama şimdi 800 MyClub parası olacak. Ayrıca cuma günü de iki tane maç diye gelecektir. Hani MyClub parası planlaması için bugün 4 tane geldi. Büyük ihtimalle Cuma günü Şampiyonlar Ligi'ni getirmeyeceği için iki tane getirecek. Ona göre planlama yapabiliriz. Perşembe günü Real Madrid takımın ikonları gelecek. Konemi resmi olarak açıkladı. Dedi ki Perşembe Real Madrid takımın ikonları geliyor. Fakat Real Madrid'de de birçok ikon futbolcu var. Yani çok fazla ikon var. Daha önce bir keresinde Real Madrid gelmişti. Orada içerisinde David Beckham da vardı. Ben düşürememiştim Real Madrid David Beckham'ını. Sonra Manchester United'tan nasip olmuştu. Bakalım Real Madrid'den de hangi ikonlar gelecek? Orada birçok ikon var. Seviyelerini yükselttikleri var, yeni ekledikleri var. sizler hangisinin gelmesini istersiniz Real Madrid'den yorum olarak da paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Gelişmeleri aktardım. Sıcak gelişmeler bunlardı. Ayrıca bu akşam MyCoiny sitesinde de bakım var. Yani oyun kapanmıyor. Sadece sitede bakım oluyor. Veri aktarımı yapılamayabilir. Yapılamayacak. Akşam 9'dan gece 1'e kadar MyKonemi.net sitesinde bakım olacağı için bu akşam Yedek hesaplarınıza veri aktarımıyla geçiyorsanız geçemezsiniz ama onun dışında oyun her zaman açık olacak. Hani bakım mesajını gördüyseniz sitedeki bakımı oyunla alakalı hani oyun içerisinde bir kapanma olmayacak. Şimdi top açılımına geçelim. Chelsea'den top açılım yapmayı çok istiyorum çünkü istediğim oyuncular da var. Liverpool'dan yapmayacağım ama gelen oyuncular ve benim elimde olan oyuncular da vardı. Bende Alexander-Arnold var. E, Liverpool'dan kaleci Alisson var. Stoperleri Gomez, sol bekleri Robertson, orta alanda Thiago, Wijnaldum, ileride Mane. Ben de zaten olan oyunculardı. Mor kartları vardı bu oyuncuların. Hani Liverpool'da işte mesela Van der Vaart, Muhammed Salah olsaydı yeni transferleri milli oyuncumuz Ozan Kabak mesela Schalke ile geldiğinde çok yüksek seviyeli bir kartı vardı. Yani o da olabilirdi. Ne yazık ki bunları eklememişler. O yüzden Liverpool'dan açmayacağım. Chelsea'den şansımızı deneyelim istiyorum. Hemen şöyle Chelsea tarafına geçelim şimdi. Liverpool'da gelen isimler bunlar. Hani ben Liverpool'dan top açılım yapmayı düşünmüyorum. E, yapacak arkadaşlar ama da istediği oyuncular umarım en az Michael parasıyla gelir. Tek atarsınız. E, ben Chelsea tarafından top açılım yapacağım. Tek istediğim aynı futbolcu iki defa vermesin. Chelsea'de birçok istediğim oyuncu var. O yüzden farklı farklı oyuncular gelebilir. Yani Havertz'i isterim, Mount'u isterim, Werner'i isterim, James'i isterim. Birçok oyuncu isterim ben Chelsea'de. Yani istemeyeceğim iki tane oyuncu var. Hani gelirse oynatmam dediğim. Thiago Silva'yı hani yavaş olduğu için düşünmüyorum. Ben biraz daha hızlı stoperleri istiyorum. E kaleci, Mendy'i de e yani çok kullanmam diye tahmin ediyorum. Ancak Chelsea maçlarında kullanırım. Bu ikisi hariç e diğerleri gelebilir. Kullanabileceğim oyuncular var içlerinde. Bakalım kimler gelecek? Ha, tabii ki en çok istediğim Timo Werner. Ya Havers Mount üçlüsünü isterdim. Yani olmazsa dediğim gibi sabit James'ti de çok isterim. Bakalım kim gelecek. Hemen başlayalım. İlkinde Mount'a gider miyiz acaba? Ya Havers ya da Mount olsa ikisinden birine ilkinde gitsek güzel olurdu. İlk 100 Michael'a paramıza bakalım kim gelecek. 17 numaralı formasıyla iç olmalı bu. Evet göbek oyuncuları Kovaçici düşürdük. Tam orta saha oyun tarzına sahip bir oyuncu. Umarım bir daha gelmez. Tamam bize bir tane yeterlidir. İkinci gelmesi tek istediğimiz o. Yani ne hale geldik aynı futbolcu ikinci defa gelmesin diye. Ne kadar böyle söylenir olduk. Ne yazık ki ya son zamanlarda da benim de başıma çok geliyor. Aynı futbolcu iki defa geliyor. 3 defa değil ama iki defa geliyor. Hemen ikinci bir 100 Michael'a parasını verelim. Yani Havers ve Mount'tan biri. Timo Werner'i de isterdim. Çok hızlı bir oyuncu. Bakalım. Kaleci geldi. O kadar iyi kalecileri isterim isterim pek gelmezdi. İstemedim kaleci geldi. Yani ben kaleci için aylarca bekledim. Son zamanlarda şansım e, açılmıştı orada. E, güzel birkaç tane kaleci düşürmüştüm. İstediğim zamanlar vermedi. Şimdi de hiç kaleci istemedim. Mendy'i istemedim. Mendy'i düşürdük. Bakalım son topta umarım vermez tekrardan. İst ya saydığım oyunculardan da bir tanesini vermedi. Bakalım anlaş diyelim. En sonda kimi verecek? Umarım iki tane aynı futbolcu gelen futbolculardan herhangi birini vermez. Kovacic olmasın. Aman Kovacic olmasın. İyi. Sevindim. Kovacic olmadığına çok sevindim. Bir an orada başında biri gördüm. Timo Werner'miş bu. Acaba dedim 17 mi yazacak? İyi ki koçsu olmadı. Çünkü elimde vardı, ikincisini istemezdim ve Timo Werner'i düşürdüm. En azından saydığım oyunculardan bir tanesi geldi. E bunlar hemen bir fullleyelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Timo Werner'den başlayalım. Timo Werner 131.040. E, antrenör puanı istiyormuş. Fulllemek için ne kadar antrenör puanı istediğini e, kanalımızın topluluk kısmından da paylaştım. Oradan hepsine bakabilirsiniz arkadaşlar. Hani ne kadar e, antrenör puanı istediğini alt alt hepsini yazmıştım. Timo Werner'le başlayalım. 131.040. Antrenman, antrenör puan istiyor. Hemen şöyle bir 100.000 basalım. Şurada bir 42 binlik vardır. Yani bir de 42 bin fazla fazla gitsin, 142 bin olsun. Hani ben biraz fazla bastım. Çok antrenör var. Hediye kutusu da antrenör dolu. Verleri fullledik. Mendi var. Kaleci Mendi ne kadar istiyormuş? 75.222. 75.222. Yani tabii Werner kadar çok istemiyor ama genç oyuncuları çok fazla istiyor. 2 tane 42 binlik biz buradan basalım. Yine fazla fazla gitsin. Ve son oyuncumuz Kovac işte. O da 99.212 istiyor. 100 bin basalım ona direkt biz. Antrenman diyelim. 100 bini basalım gitsin. Hemen fullleyelim. İleri diyelim. Fullendiğini görelim. Hızlı bir şekilde özelliklerine bakalım. Oyuncu ayrıntıları. Timo Werner hızıyla ön planda olan bir oyuncu. Geçen sene 98'lik bir kartı gelmişti. O harikaydı. Yani umarım ilerleyen zamanlarda tekrardan o kadar yükseltirler. Ofansif farkındalığı 93. Top kontrolü, top sürme 90 üzerinde. Pasları çok zayıf. 79-72. Bitiricilik önemli. 91. E, kafa 85. Hız, hızlanma 99 değerlerine sahip. Şut gücü 86. Hani şut gücü ve bitiricinin daha da yüksek olmasını isterdim. Fiziksel temas 83. Dayanıklılığı çok yüksek olan bir oyuncu. Hemen şöyle aşağı indiğimiz zaman fiziksel durumu 6. Zayıf ayak yeteneği 3. Fırsatçı golcü oyun tarzına sahip. O da güzel. Savunma arkası koşullarını sıklıkla yapan bir oyuncu. Hemen şöyle diğerlerine de bakalım. Kaleci Mendi. Yani istemediğim iki tane oyuncu var dedim. İkisinden bir tanesine denk geldik. Hemen şöyle kalecilik özelliklerini de gösterelim. Uzun boylu bir kaleci. Kaleci farkındalığı 98, yakalaması 91, uzaklaştırması 94. Refleksleri ve uzanması iyi ama oyunda daha da iyi kaleciler var. Ee, hani Mendi kullanır mıyız? Umarım kullanırız formda olduğu zamanlarda ne diyelim. Şöyle hemen son oyuncuya da bakalım. Kovacic. Oyuncu ayrıntıları diyelim. Tam orta sahibin tarzına sahip. Savunmasının iyi olmadığını hatırlıyorum. Dün özelliklerini tek tek incelediğimde. Toplu olan ilişkisi gerçekten iyi. Alçaktan pası 97, yüksekten pası 95. Kovac için pas anlamında çok iyi. Şöyle aşağıya doğru ineyim. Savunma tarafına baktığımız zaman hani hız hızlanması da güzel göbek oyuncusu için gayet iyi. Şut gücü de 82. Defansif farkındalığı düşük. Top kazanma 76. Agresiflik 77. Hani bunlar biraz daha yüksek olsaydı oyunu çift yönünde gerçekten çok iyi oynayacak bir oyuncuydu. Ama e, toplu olan ilişkileri gerçekten iyi olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıya doğru geldiğimiz zaman da fiziksel durumu 6. Hemen şöyle bir de becerilerine ve oyun tarzını hızlı bir şekilde baktıktan sonra tam orta saha oyun tarzına da sahip, birçok beceriye de sahip olan bir futbolcu. E, top açılımını tamamladık. Yani Timo Werner ve Kovacic'i kullanacağımı düşünüyorum ben. Tabii ki Havers'i isterdim, Mount'u isterdim. O iki oyuncuyu istiyordum. Ama nasip olmadı. Umarım ilerleyen top açılımlarında Liverpool'dan top açılımı gerçekleştirmeyeceğim. Çünkü elimde çok fazla var Liverpool'da. Umarım sizlere en az May Club parasıyla en çok istedikleriniz gelir arkadaşlar. Yeni gelişmeler olursa tekrardan karşınızda olmaya çalışacağım. Sizleri iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.